Fenerbahçe ile başlayacağım. Müsaaden var. Estağfurullah. Peki. Teknik direktör belirsizliği diyelim. Devam ee, ediyor. Yani hani belirsizlik doğru bir laf mı yoksa e, şöyle mi diyelim. Yönetim büyük hata yapmak istemiyor. Ee, belki hatayı şurada yaptı diyebilir miyiz başkan için. Haddimize değil ama söyleyelim. Pazartesi açıklayacağım demekle biraz beklentiyi sanki Evet yukarıya çekmiş oldu ama kabul etmek lazım ki masanın bu tarafında işler kolay yürümüyor. Transfer habercisisin sen de sen de. Bir transferi yapabilmek için çok farklı parametreleri var. Para var. Hoca veya oyuncu işte ailesi var. İşte geldiğinde bu takımı sırtlar mı? Takımı tanıma parametresi var. Transfer olayı var. Belki oyuncuları istedi, şu oyuncuları al dedi, bir liste sundu. Yani öyle Teknik adamı hadi aldık getirdik kolay işler değil. değil. 100 Doktor 100, 100, 100. işler. Başkanı da anlıyoruz. Belki hatası pazartesi günü açıklayacağım demesi. Ama bakalım e, ne zaman açıklayacak. Çünkü biz de Fenerbahçe taraftarı da artık verin şu kırmızıyı da rahatlayalım diyorlar. Hocamız belli olsun diyorlar. Yani binaya girerken güvenlikler bana ters ters bakıyorlar. Bakar ha. ama haklılar. İkisi de fenerliydi. Haklı. <laughs> <laughs> Abi nerede falan. Ya dedim ki kardeşim yani biz mümkün olduğunca gün gün... İşte burada A Spor'da efendim Sabah Gazetesi'nde bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ama, Ama onu bekliyoruz yani. Yani şimdi tarih verme dedim mesela. İşte Pazartesi dedi. Pazartesi açıklayacağım dedi. Ee, pazartesi işte bugün geçti ve henüz açıklanmış değil. Yarın 1 Temmuz. Fenerbahçe sezona başlıyor. Samandıra'da e, toplanacaklar. Zeki Göle Volkan Demirel <laughs> antrenörler eşliğinde bir İlk antrenman yapılacak. Şimdi Başkan pazartesi dedi, pazartesi açıklayamadı. Bir kere en başta şunu söyleyeyim. Zaman zaman aynı hatayı ben de yapıyorum. Hani haberde işte şu oyuncu pazartesi günü İstanbul'a gelecek ya da şu hoca salı günü İstanbul'a gelecek diyoruz. Mesela gelmiyor. O zaman diyorlar ki niye kardeşim gibi <laughs> veriyorsun tam emin değilsen. Haklılar e, bu eleştirileri yapan arkadaşlarımız. Ama şimdi ben mümkün olunca Fenerbahçe yönetiminin bu süreçte anlayışla karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Kolay bir süreç değil. Özellikle yurt dışından bir teknik adam, iyi kalibrede, yüksek kalibrede bir teknik adam getirmek istiyorsanız birçok detay var. Birçok hocanın hiç beklenmedik talepleri olabiliyor. Ve kısacası kolay bir iş değil. Başkan bu süreçte kendine göre bir risk aldı. Bugün açık konuşalım. Emre Berezoğlu devam etseydi. Kimse başkana sen ne yapıyorsun kardeşim demezdi. Başkan daha iyisi olacağı düşüncesiyle. Tabii ki. E, ben dedi ki Emre'nin tecrübesi yetersiz. Emre'nin tecrübesi yetersiz olduğu için ben daha az riske gireceğim. Daha sağlam bir teknik adam bulacağım ve Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacağım. Başkanın niyeti tabii ki kötü olamaz adam Fenerbahçe başkanı. Fenerbahçe'nin kötülüğünü istemez. Ama işte piyasaya daldığında işin içine girdiğinde e, biraz o hayallerle, gerçekler gerçekler birbirine çok bağlaşmıyor ya da evdeki hesap çarşıya uymuyor diye bir laf var ya çok güzel bir laf. E, Fenerbahçe'de de biraz bu süreç yaşanıyor. En başta şunu bir Ses geldi. Formüle İstanbul'da ya onun şeyi fragmanı. Ha bir, bir sevgili Tolga ha yok. Tamam biz bir ses geldi. Yayınla alakası yok ama arkadaşlar da baksın da ona. E, en başta teknik direktör konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Ben e, Slaven Bil için bir önceki yayında ifade ettim. Reddedildi diye, reddetmek zorunda kaldı diye Fenerbahçe'yi. Halen beklenti olduğunu düşünüyorum. Yani hem Bilic tarafında Bilic cephesi hem de Fenerbahçe cephesi. Çünkü Bilic gerçekten Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Neden? Ya, klasik gerekçeler. Bir. Bir, unutma. Bilic'i en iyi tanıyan Ergin. Uyar mı Fenerbahçe'ye? Fenerbahçe'nin mozaiği farklı. Yani birbirinin dört takımında, dört büyüğünde mozaikleri farklı. Olur mu Bilic bu camiaya? Olur. Şimdi Bilic, Sen tanıyorsun çünkü. <laughs> tabii tabii. Aa, Bilic, Unutma söyleyeceğini. E, bir... Hırvatistan milli takım teknik direktörlüğü az buz değil. Yani öyle hadi sen bizim çocuksun gel burada hocalık yap denilecek adam değil. Dolayısıyla Biliç oraya geldi ve hakkını verdi. Beşiktaş serüvenine dönelim. Yarım yamalak bir kadro de, kadronun bir numaralı yıldızı Demba, arkada ortalama oyuncular ve statsız geçen bir sezon. Evliya Çelebi gibi Anadolu'nun orada oyna, orada, orada 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 oyna ve 30. haftaya Öyle. kadar takımı şampiyonluk yarışının içinde tutan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Çok zorlu işi. Ve ben oynattığı futbolda genel olarak beğeniyorum. Evet. E, ve o kadroyla o kadroyla yani. oynatıyordu. Ve Buradan Beşiktaş performansından sonra hele ki Premier Lig demin Hırvatistan milli takım için söyledim mi? Premier Lig için söyleyeyim. Hatır gönülle hocalık yapılacak yer değil. Kimse kaşına gözünü almaz orayı. Adam bir şey görüyor. O potansiyeli gördüğü için seni alıyor Premier Lig'de hoca yapıyor. Ee, sonra Çin hikayesi zaten biliyoruz. O maddi konular şunlar bunlar. Niye Fenerbahçe'yi uyardı? Hani evet tamam hani klasik yorumu söyleyeyim. Türk Ligi'nin Türkiye Ligi'nin dinamiklerini bilmesi bir yana. Bilinç çok hareketli, çok dinamik saha kenarında o enerjiyi hem takıma hem tribüne veren bir teknik adam. Coşkulu bir teknik adam. Coşkulu teknik adam Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarından bir tanesi buydu. Yani son dönemin hocaları Ersun Hoca da zaten hani son olgunluk dönemini yaşıyordu. O da statik bir şey geçirdi kulübede. Durağan, koku zaten neredeyse oturduğu yerden kalkmıyordu. Erol Hoca çok sakin bir adam. Yani Fenerbahçe'nin zaten hani biraz tribünlerin camianın da o hareketliliğe ihtiyacı vardı. Oynanan maçta, akan oyunda. Bence Bilic fenerbahçe ilişkisi çok iyi olabilirdi. Ama işte Volkan'ın da söylediği nedenlerden dolayı oradaki sözleşmesinde devam etmesi işi sekteye uğrattı. Herhalde sayılan isimler arasında çok isim sayıldı. 7-8 tane. Ele 2 tane bırak desen bir tanesini Bilic derdim ben. Tabii. Ee, ben kaldığım yerden devam Lütfen. edeyim. Ee, Slaven Bilic konusunda halen bir sanki umut ışığı olacakmış ya da bir beklenti varmış gibi ben e, sinyaller alıyorum açıkçası. Ya bu nasıl olacak bilmiyorum. İşte 4 milyon euro civarında bir fesih bedeli olduğu konuşuluyor. Ya da bir yıllık mali yani bir yıllık sözleşmenin tazminatı gibi bir şey. Şey mi dediler acaba? Bilic sen gel. Biz senin paranı veririz ama orayı sen çöz. İşte bu, zaten orada mı? o. Mesele o, orada sıkıntı mı? o. Bilic inanılmaz istiyor. hakikaten e, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Şu an neredeydi zaten? Oh. Guan. Beijing Guan. <laughs> ee, çok istiyor gelmeyi. Fenerbahçe yönetiminde kendisini çok istiyor. Ya bugün şu an bugün saat kaç? 21.07'de Biliç Ali Koç arasa dese ki ben tamam kopardım bağı. 22.07'de açıklanır Biliç. Öyle söyleyeyim o seviyede. Ama çözülemeyen bir durum var. Bir durum. Ve o da 4 milyon euro gibi. Yani az buz para değil yani 4 milyon euro. Yani tazminat dediğin zaman. Ve Fenerbahçe'nin zaten öyle bir bütçesi yok. Ee, e bir de Biliç'e verecek düşün. E tabii Bilic bu arada Bilic kendi yıllık maaşından da bir fedakarlık yapıyor Fenerbahçe'ye gelebilmek için onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'ye gelişi 4 milyon euro olmayacak. Daha düşük bir bedel olacak yani kibir, ama şeyden söylemiyorum. Yanlış anlama kibirden söylemiyorum ama şu an Bilic'in çalıştığı takımla Fenerbahçe arasında ya tabii ki çok büyük farklar var. Onu, yani. Fenerbahçe'den bahsediyorum. Onu anlatacaktım. Genellikle İstanbul'da çalışıp herhangi bir takımımızda Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş İstanbul'da çalışıp başka bir ülkeye başka bir kıtaya giden doğru söylüyor. Birçok futbolcu, birçok teknik adam geri dönmek için Luchescu, çok mesela bunlardan yapmıştır. bir örnek doğru söylüyor. Ya Evet evet Çok ev alan bile çok yani burada. Belhanda <laughs> Belhanda hala gitmedi yani. Bir de gönderiyorsun gitmiyor adam yani. İstanbul hakikaten öyle büyülü bir şehir. Taraftarıyla. Ee, özellikle spor dünyasının çok tercih ettiği bir şehir. O an o anlamda ciddi bir avantajımız var. Tüm kulüplerimiz adına söylüyorum. Eee Biliç'te işte Biliç'te de Fenerbahçe bu avantajı kullanıyor. Biraz Biriç geçmişte çalıştı İstanbul'un ne olduğunu, ne demek olduğunu biliyor. Bu arada mesela İstanbul'un konum itibariyle şöyle bir avantajı da var. Hani Hırvatistan'a yani Balkanlara çok yakınız coğrafya olarak. Ee, işte gitmek istediği zaman işte iki günlük, üç günlük izinlerde hemen hızlı bir şekilde bir saat, bir buçuk saatlik uçuşlarla, iki saatlik uçuşlarla kolayca Hırvatistan'a ulaşabilirsin. Hani böyle avantajlar çok da var. Çok büyük avantajlar var. Şimdi Çin'den Hırvatistan'a gitmek, Türkiye'den Hırvatistan'a gitmek ee, böyle avantajlar da var. Ya kısacası Çin boyutu, Çin cephesi hallolmadığı sürece bundan öteye bir şey konuşamayız. Ama Çin boyutu, Çin kulübüyle Biliç arasındaki bağ koptuğu anda da az önce söyledim. Bir saat içinde hemen Fenerbahçe resmi sitesinde duyuru yapılır. Bu arada tabii Fenerbahçe...